Yani kötüleşmesini gerektirecek bir takım gelişmeler var. Yani herkes söylüyordu başından beri bu adımın Filistin'de başta olmak üzere Orta Doğu'da bir takım istikrarsızlıkları tetikleyebileceğini. Malum Kudüs konusu çok sadece Türkiye'de değil Orta Doğu'nun genelinde hassasiyetle yaklaşılan bir konu. Bu sadece yani bir tarafta toplumsal hassasiyet var, bunu bir kenara yazalım, ama bir tarafta da Kudüs meselesinin özellikle Arap ülkeleri tarafından işte bir siyasi malzeme olarak kullanılması var ve onun üzerinden üreyen bir takım şeyler var, gerginlikler var. Mevcut durum bu eskalasyona bir nevi kapı açan bir durum. Bundan yeni bir intifada çıkar mı? O bir soru işareti. Şimdi işin bence iki tarafı var. Şimdiye kadar bu adımın atılmaması gerektiğini açıklarken, anlatırken hep şu dendi. Eğer bu adımı atarsanız işte Orta Doğu'da bir takım istikrarsızlıklar ortaya çıkar. Bu belki ikinci veya üçüncü söylenmesi gereken konu. İlk söylenmesi gereken konu bu adımla aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, BM'nin sayısız kararlarının Kudüs'le alakalı, Filistin'le alakalı, barış müzakereleriyle alakalı sayısız kararını aslında çiğneyen, ona bir nevi halel getirme niyetinde olan bir adım attı. Yani uluslararası hukuk nezdinde veya BM kararları nezdinde sakıncalı bir adım oldu. Birincisi bu. İkincisi işte az önce söylediğimle paralel olarak sorumsuz bir adım oldu. Yani yürüyor veya yürümüyor. Senelerdir devam eden bir barış süreci var. En azından insanlar Filistinlilerden veya İsrail'deki barış taraftarlarına kadar barış süreci denilen bir kavram altında bir gün iki devletli bir çözüm olacağı, işte yan yana iki devletin kurulacağı ve tek çözümün bu olduğuna dair bir düşünce var. Bugüne kadar eskalasyonun çıkmamasının belki sebebi, psikolojik sebebi de bu. İnsanların elinden siz bu şeyi alınca, bu düşünceyi alınca, gerçekten insanlar alternatifsiz kalınca doğal olarak farklı mecralara sürüklemeye zorluyorsunuz. Meselenin sorumsuz olması doğrudan bununla aslında alakalı. Bir de stratejik değil. Yani sembolik bir adım. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan Kudüs'te Amerikan Büyükelçisi'nin işte şeyde Kudüs'te bir ofisi var, bir otelden çalışıyor. İsrail Devleti ile bütün görüşmelerini doğrudan Kudüs'te devam ettiriyor. Yani Kongre'nin aldığı çok güçlü bir karar var. Kongre'de bipartisan, yani iki partinin de doğrudan desteklediği bir karar sonucu alınmış bir karar. Yani Amerika'nın başından beri bu konudaki pozisyonu aslında net. Ama bunu hayata sokmamasının sebebi bu barış müzakerelerinin ve özellikle barış müzakerelerinin kalbi hükmündeki Kudüs'ün statüsü konusuna halel getirmemek, bunu yeni bir siyasi tartışma mecrasına sürüklememek ve Amerika'nın bu konudaki tarafsızlığını korumaktı. Bu adımla aslında Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmış oldu. Bu konuda stratejik olmayan bir adım atmış oldu ve bunun etkisini iki tane net konuda bence gösterecek çok kısa zaman içerisinde. Birincisi İran konusu. Yani şimdi bütün bu gelişmeler eğer bir çatışmaya yol açarsa bundan en fazla istifade edecek ülke Orta Doğu'daki çatışmalara en rahat adapte olabilen İran olacak. Yani tarih boyunca da bunun net bir şekilde İran tarafından kullanıldığını biliyoruz. Yani Trump bir taraftan İran'la mücadele etmek istediğini söylüyor ama diğer taraftan İran'a retorik olarak kullanabileceği bir malzeme ortaya koyuyor. İkincisi ise son zamanlarda ortaya çıkan bir Körfez İsrail-Amerika ittifakı, yükselen bir ittifak var. Şimdi Körfez'i de öyle bir noktaya getirdiler ki açıkça bu karardan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile veya İsrail'le adım atması bence zorlaştı. Belki kapalı kapılar ardında bir takım işte ittifaklar yürür, işbirliği yürür ama bunu en azından şu konjonktürde çok açık bir şekilde dillendirmekte zorlanacaklar. Aslında İsrail tarafının da en fazla dillendirdiği konu buydu. Amerika bu adımıyla, bu stratejik olmayan adımıyla İsrail'le Körfez arasındaki o yükselen işbirliğinin de bir nevi altını oymuş oluyor. Yani bu üç noktayı bir araya getirirsek Trump'ın bu kararının gerçekten talihsiz bir karar. Yani belki de en fazla, en rahatlıkla kullanabileceğimiz kelime bu. Talihsiz bir karar olarak görmek mümkün.